Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda daha önce örmüş olduğumuz patiğin yongunu çalışacağız arkadaşlar. Örmesi gayet kolay ve zevkli. İnşallah herkes örebileceğini düşünüyorum. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Bir önceki videomuzda bu görmüş olduğunuz çıtır desen patiği örmüştük. Şimdi süslemesini beraber yapalım arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim. İplerimiz yeşil ve kırmızı. Dileyen Patin renginden de kullanılabilir. Yani krem ve yeşil olarak ben kırmızı tercih ettim. Fiyongum için. Şimdi 11 zincir atarak başlayacağız. Fiyongumu örerken bu şekilde 2 numaralı bir tığ kullandım. Hemen 11 zincirimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 arkadaşlar. 11 tane bu şekilde zincirimi aldım. Şimdi tweet çalışacağız. Tweet bir zincir bir sık iğne şeklinde çalışılır. Şimdi 11. zincirimi atlıyorum. 10. zincire bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Bakın bir atlıyorum. ikinciye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2. Bir zincir çektim. Bir atladım. ikinciye batıyorum. 3 oldu bir zincir bir atlıyorum bir sonrakine batıyorum 4 bir zincir bir atlıyorum bir sonrakine batıyorum 5 5 tane e, sık iğne üzerine tweet çalışarak devam edeceğiz hemen bir zincir çektim döndüm hemen bakın şuraya arada bir zincir çektiğim boşluğa batarak bir sık iğne bir zincir bir sonraki bu bir zincir çektiğim kafes oluşturduğum noktaya bir sık iğne bir zincir yine bir zincir oluşturduğum çekip oluşturduğum kafesin içine batarak bir sık iğne bu şekilde arkadaşlar tweet desenimizi çalışıyoruz sona geldim bir zincir başlangıçtaki ilk sık iğnenin tepesine batarak 5 tane yine Burada tweetimi çalışmış oldum. Döndüm. Bir zincir çekerek tekrar kafese batarak bir sık iğne bir zincir. Bir sık iğne bir zincir. Bir sık iğne bir zincir. Bir sık iğne bir zincir, bir iğne, bir zincir ve sonraki sık iğnenin tepesine batarak bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde boyutunu dilediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Dileyen kısa dileyen uzun çalışabilir. Ben şimdi e, uzunluğunu ayarlıyorum ve geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde ördükten sonra e, fiyongumuzun şu kenarındaki güzel oyayı çalışacağız yeşil ipimizle hemen burayı örüyorum ben. Evet sıranın sonuna gelelim. Kameranın arkasını devam edeyim arkadaşlar ben. Evet, şu şekilde örgümüzü örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şuradan saydığım zaman bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra oldu. Burası bizim örgümüzün ters tarafı. Düzü olan yerini şuradan anlayacağız. O yüzden 15. sırayı da örüyoruz ve ipimizi koparmadan bir sıra bu örmüş olduğumuz ince uzun şerit şeklindeki piyongumuzu etrafına sık iğne dolanacağız arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Nizami noktalara batarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Çok doldurmuyorum. Çok da aralarını açmıyorum. Şöyle bakın. Bu e, bunu almamızın sebebi üstü öreceğimizi e, yeşil ipimizdeki ince oyanın daha düzgün ve muntazam çıkması için bunu yapıyoruz. Dileyen yapmayabilir. Direkt yeşil iple e, oya geçebilir. Bakın şu köşeye kadar geldim. Bu köşeyi arkadaşlar döneceğimiz için kasmaması lazım ve şurada bakın bir tane buraya yaptım bir tane aynı noktayı yapıyorum şöyle köşe oldu bir sonrakine batıyorum buraya buraya bir tane daha batıyorum yani şu noktalara ikişer tane batıyorum eğer çok böyle dolgun oluyorsa, benim sanki dolgun oldu üç tane de yapabiliriz şu ipimi arkaya alacağım köşeler çok böyle yığıntılı olmasın tekrar geldim şuraya bir tane batıyorum. Bir tane daha aynı noktaya batıp evet daha düzgün oldu. Şimdi şuraya geçiyorum. Şu ipi de alttan yediriyorum arkadaşlar. Diğer köşeye kadar örgümü yine nizami noktalara batarak örgümü örüyorum. Evet diğer köşeye geldim. Şu ipimi kesebiliriz. Şu başladığımız ipimizi. Evet. Diğer köşede yine burada üç tane doldurmuştum. Burada üç tane yapacağım. Aynı noktaya bir tane battım. Hemen bir sonrakine batarak buraya üç tane yapmış oldum. Diğer tarafa geçmiş olduk. Şöyle sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Evet. daha düzgün kenarlı bir şerit elde etmiş olduk yangımız için geldim bu köşeye buraya bir tane daha yapıyorum hemen şuraya batıyorum burada zaten Çuvitimizin noktaları var. Oralara bata bata bu sırayı da geçiyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Kırmızı ipimizi keseceğiz ve yeşil ipimizle o ince oya çalışacağız yine patikte olduğu gibi. Evet. Şöyle ipimizi kesiyorum. ve şeridimiz bu şekilde arkadaşlar bitmiş oldu şimdi yeşil ipimizle ince oyamızı çalışalım şu köşeden başlayacağım şimdi arkadaşlar şuradaki hemen sık iğneye batıyorum bir zincir alıyorum bir sonrakine kaydırma yapıyorum bir zincir bir sonrakine kaydırma bu arada yine yeşil ipimi alttan yediriyorum bir zincir kaydırdım bir zincir kaydırdım patikteki kenar oyasındaki işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz köşelerde herhangi bir çift batma yok devam ediyorum Evet bu şekilde fiyongumuzun arkadaşlar oyasını örüyoruz. Evet sıranın sonuna kadar yani başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Bu arada bu kırmızı ipimizde yine altta yedireceğiz yeşil ipte olduğu gibi. Evet örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar fiyongumuz bu şekilde kenar oyasını dolandıktan sonra bitmiş oldu. Şimdi katlamasını yapalım. İpimizi bir miktar şu şekilde uzun kesiyoruz ve hemen şu noktayı birleştirelim. Şu ilk başladığımız noktaya kaydıralım. Ve ipimizi arkadaşlar arka tarafa çekeceğiz. Şöyle hemen oyamızın altından aldım. Bunu şu orta kısma kadar şuradan arkadaşlar iğne yardımıyla yürütelim. Evet arkadaşlar fiyongumun ipini tam orta kısma getirdim. Şimdi katlamasını gösteriyorum. Şu şekilde evvela arkadaşlar ikiye katlıyorum. Şöyle. İç tarafı yani örgümüzün düz tarafı üstte kalacak ve dış tarafları şu şekilde gelecek şekilde katlıyorum. Evvela burayı şöyle katlıyorum. Daha sonra da burayı böyle katlıyorum. Şöyle bir fiyonk elde ediyorum arkadaşlar. Bu ortadaki ipimle de tam orta kısmını şurada göstereyim. Bakın doluyoruz. Çok böyle aşırı dolamanıza gerek kalmayacak şekilde dolayın. Çok da ince de olmasın, çok da kalın da olmasın. Sıkı sıkı şöyle doluyorum. Şuradaki pay şuradaki payın eşit olmasına dikkat ediyorum. Bu benim için yeterli. Şöyle Düzgün olmasına gayet sabit arkadaşlar. İpler üst üste gelince çirkin bir görüntü oluşturmasın. Evet bu yeterli. Bunu da alttan şuradan alıyorum. Şöyle bir zincir çekerek burayı bağlamış oluyorum. Bu ipimle de patiğimin tam orta noktasına veya yan tarafına nereye arzu ediyorsanız Monteliyorsunuz bu ipimizle. Gizli dikiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Gizli dikişte patiğimizin bir buradan bir buradan alarak yapmış oluyorsunuz. Bunu da buraya monteledikten sonra örgümüz e, fiyonk örgümüz bitmiş oldu. Tığ işi bu şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.